Afrika'nın merkezinde çok anlamlı bir hayvan dostluğunun hikayesi göz önüne serilmek üzere. Bu müthiş tehlikeler ve mücadeleler arasında geçen bir kurtuluş hikayesi. Yalnız bir yaban köpeğinin kalbinde geçiyor. Sürüdeki tüm dostlarını kaybetmiş, muhtemelen tek başına bocalıyor. Fakat bu sıradan bir yaban köpeği değil. Çok renkli bir karaktere sahip, azimli ve zeki. Şimdi ise diğer yırtıcılarla yeni bir sürü kuruyor. Eski düşmanlar dost oluyor. Bu inanılmaz bir bağ. Fakat hayatta kalması için yeterli mi? Yaban köpeğinin hikayesi. Botswana'nın Okavango Deltası, burası sürprizlerle dolu bir dünyadır. Aylarca yağmur yağmamış olsa bile burası her yıl müthiş bir sel baskınının yaşandığı yerdir. Büyük kediler burada suda büyür. Ve çok şaşırtıcı bir yaban köpeğinin de yuvasıdır. Bu kızın adı Solo. Kendi sürüsünün hayatta kalan tek üyesi. Ancak artık yalnız değil. Birkaç sıra dışı refakatçiyle avlanmaya çıkmış. Yaban köpekleri genellikle sırtlanlarla yiyecek için savaşır ve hatta sinir bozucu çakalları bile öldürür. Fakat Solo yiyeceğini paylaşıyor. Bu çakallar ve sırtlanlar onun sürüsünün yerini almış. Nereye giderse gitsin onu takip ediyorlar. Solo'nun evi Okavango bataklıklarının kalbindeki Mombo Adası. Yakın bir döneme kadar yaban köpekleri burada büyürdü. 40 köpeğe varan büyük sürüler oluşurdu. Fakat diğer yırtıcılar onların yerini aldı. Benekli sırtlanlar avlarını çalmak için köpeklerle savaşır. Yaban köpekleri zeki avcılar, sırtlanlarsa açgözlü leşçillerdir. Her iki türde birbirlerini kovmaya kararlı, geniş sosyal gruplar halinde yaşayacak kadar akıllıdırlar. Ancak Mombo'nun yaban köpeklerinin sayısını azaltan bir başka yırtıcı daha var. Aslanlar. Aslanlar diğer yırtıcıları öldürmekten sakınmaz. Bu aslan nüfusu hızla büyüyor. Büyük aslan sürüsü onları çalılardan gizlice izler ve yakaladığı her bir köpeği öldürür. Mombo'da 2008 yılında sadece Solo ve sürünün iki diğer üyesi kalmıştı. Sonra bir gün Solo'nun her iki arkadaşı da ortadan kayboldu. Solo tek başına kalmıştı. Etrafı düşmanlarla çevrilmiş, sürüsü olmayan bir yaban köpeği.
Solo günlerce kayıp ailesi için ağladı. Yaban köpekleri son derece sosyal hayvanlardır. Sürüsü onların her şeyidir. Solo sürüsünü çok uzaklarda aramış olsa da ne onlara dair bir iz ne de ekip olabilecek bir başka köpek bulabildi. Fakat Solo özel bir karaktere sahip. İradeli ve kendinden emin. Bir gün etrafta dolaşırken düşmanlarından biriyle karşılaştı. Genç bir benekli sırtlanla. Korkmuş olmalıydı. Ancak korkusunun üstesinden gelmesi için Solo'nun bir sürüye ihtiyacı vardı. Bu yırtıcı rakibi artık yeni sürüsünün ilk üyesi oluyordu. Solo'nun yeni sırtlan arkadaşı kendi grubu içinde yüksek bir statüye sahip. Grup liderinin kızı. Seçtiği arkadaşları grup içinde hoş görülecektir. Benekli sırtlanlar tıpkı yaban köpekleri gibi aile grupları içinde yaşayan sosyal etçillerdir. Muhtemelen Solo'yu onlara çeken de bu olmuştur. Solo burada bir başka yırtıcı rakibinin farkına vardı. Siyah sırtlı çakalın. Çakallar köpeklerle uzak akraba olsalar da bağlantıları vardır. Onlar da akıllı fırsatçılardır. Bu çakallar da yine ailece yaşarlar. Ve her baharda yavrularını büyütürler. Üyesiymiş gibi davranmaya başladılar. Sadece birkaç hafta içinde çakallar onun istekli yardımcıları haline aldı. Bu köpeğin muhteşem bir yeteneği olduğunu keşfettiler. Solo inanılmaz bir avcıydı. Arkadaşlarından çok daha etkin ve daha hızlıydı. Bu karma karışık sürü inanılmaz bir av ekibi oluşturarak onu takip ediyordu. Yaban köpeği, çakal ve sırtlan. Hepsi bir arada. Artık Solo'nun avı saklandığı yerde bulmak ve aslanlardan korunmak için daha fazla gözü ve kulağı vardı. Avı belirledikleri anda Solo saldırıyı yönetir. Avlanma stratejisi basittir. Önce sık çalılıklar arasından görünmeden gizlice ilerle. Sonra saatte yaklaşık 60 kilometre hızla saldır. Yaban köpekleri yiyeceklerini daima paylaşır. Fakat tercihen diğer yırtıcılarla değil. (Gülüyor)
Baskın sırtlan ilk parçayı alır. Fakat Solo sıralamada daha düşük olanlara hakimdir. Büsbütün bir cesaretle kendisine sırtlanların karmaşık hiyerarşisinde yer bulmuştur. Solo sonunda arkadaşlıkla ilgili derin bir yaban köpeği güdüsünü yerine getirmiştir. Ve arkadaşları ona yakınlaşmaya başlamıştır. Solo yeni bir hayat bulmuştur. Yalnız olmanın zorlukları onu sertleştirmişti. Yeni müttefikler oluşturdu ve başardı. Fakat bu vahşi hayatta bir yaban köpeği her gün tehlikelerle yüz yüze kalır. Gerçek bir köpek sürüsü olmadan Solo ne kadar dayanabilir ki? Solo şu anda özellikle meşgul olan çakallarla birlikte olalı 3 ay olmuştur. Çakal yavruları hızla büyüyor. Her gün daha da acıkıyorlar. Solo çakallarla arkadaş kalarak inanılmaz ve beklenmedik bir yarar sağlamıştır. Antiloplar çakallardan korkmaz. Öyle görünüyor ki Solo'nun yarattığı tehlikenin de farkında değiller. Solo'nun onlara yaklaşmasına izin veriyorlar. Çok yaklaşmasına. Yaban köpeği Solo, çakalların hiçbir zaman yapamayacağı kadar iyi avlanır. Yavru bir çakal dönüşünde Solo'yu karşılamak için sabırsızlanıyor. Onun yalvarışları sıra dışı bir annelik tepkisini ortaya çıkarıyor. Solo sanki kendi yavrusuymuş gibi onun için yediklerini geri çıkarıyor. Çakallarla Solo'nun ilişkisi her geçen gün derinleşir. Farklı türler olmalarına rağmen çakallar onun ailesidir. Artık her zaman arkadaşları arasında dinleniyor. Sırtlanlarla geçirdiği zamanın çoğu genellikle avlanma sırasında oluyor. Çakallarla daha güvende. Aslanlara karşı sürekli uyanık durumdalar. İkazları Solo'yu önceden uyarmalarına yeter. Böylesi nöbetçilerin yanında yorgun bir köpek rahatça dinlenebilir. Nisan ayı geldi. Yağmurlar kesildi ve Okavango kurumaya başladı. Solo sürüsünü kaybedeli artık 2 yıl oldu. Mevsimlerin değişimi çalılıkları etkilediği gibi Solo'da da bir şeyler değiştirdi. Çiftleşme arzusu doğmuş fakat kafası karışmıştır. Çiftleşebileceği hiçbir yaban köpeği arkadaşı yoktur. İçgüdüleri o kadar güçlüdür ki kendisini sırtlan arkadaşlarından birine sunar. Gerçekte düşman olması gereken bu iki yırtıcı yakınlaşmaya başlarlar.
Fakat Solo gerçek sürüsünün yerini alan arkadaşlarıyla kaldığı sürece kendi yavrularına bile sahip olamayacaktır. Solo'nun kendi ailesini kurmak için tek umudu diğer yaban köpekleriyle temasa geçmesidir. Fakat onları nasıl bulacaktır? O kovango çok büyük. Yaban köpekleri de çok uzaklara hızla seyahat edebiliyorlar. Hem yeni bir sürü bulsa bile kabul edilmeme ihtimali var. Burada var olan koku onu heyecanlandırdı. Bu acaba kendi türünün kokusu olabilir mi? Yaban köpekleri gürültülü ulumadansa koku izleri bırakarak iletişim kurarlar. Bu şekilde Solo mevcut aslanlardan da varlığını korumuş olur. Kokusu günlerce kalacağı için eğer diğer köpeklerden herhangi biri gelecek olursa onun varlığından haberdar olacaktır. Kış mevsimi Mombo'nun iç kısımlarında büyük değişiklikler yarattı. Yağmur sularının oluşturduğu son göletler de kurudu. Onlardan kalan sadece bu kurak zemin oldu. Küçük bir hatırlatma. Okavango, büyük Kalahari çölüyle çevrelenmiştir. Susuyan hayvanların kalan tek su kaynağı olan adanın etrafını çevreleyen bataklık alana girmesi gerekir. Solo'nun avı olan antiloplar da bataklığa yönelir. Tabii Solo da bu seyahate zorlanır. Yavrular büyümüştür. Yakında ondan ayrılıp kendi ailelerini kuracaklardır. Çakalları ardında bırakır. Solo antilop avını suya doğru takip eder. Hem belki orada yaban köpekleri de bulabilir. Ancak bir kez daha tehlikeye atılacaktır. Çünkü suyun kenarında aslanlar gizlenmiştir. Sayıları 30'u bulan sürülere karşın hiçbir şansı olamaz. Hem tek tehlike aslanlar da değildir. Leopar, Solo'nun iki katı büyüklüktedir. Leoparlar köpekleri öldürür. Ama Solo'nun gözü karalığı üstün gelir. Bu belki de leoparın savaşmak istemediği tek köpek. Tüm tehditler büyüklerden gelmez. Çizgili firavun fareleri acımasız küçük etoburlardır. Ve güçleri sayılarına bağlıdır.
Kaçma sırası şimdi Solo'ya geldi. Solo varış noktasından birkaç kilometre uzakta. Sabahleyin ilk avını yakalıyor. Fakat kahvaltısı bölünmek üzere. Solo bu sırtlanları tanımıyor. Vazgeçmesi yerinde olur. Onu öldürebilirler. Ancak daha büyük bir tehlike yaklaşıyor. Ve Solo onlara doğru yöneldi. Aslanlar ve sırtlanlar ölümcül düşmandır. Solo da tam ortalarında kaldı. Kaçmak zorunda. Bir saat sonra Solo halen koşuyor. Bir önceki evine tekrar geri döndü. Yalnızca bir başka çakal ailesiyle karşılaştığında durdu. Anne, baba ve 4 yavru. Yavrular 6 aylıktı ve henüz sütten kesilmemişti. Çakal yavruları için yaban köpeği ölümcül bir tehlikedir. Solo'nun varlığı yavruları inlerine girmeye zorladı. Baba çakal onu azarlıyor. Solo'nun annelik güdüsü yine canlandı. Ve bu defa çok güçlü. İndeki yavruları yakından seyrediyor. Ancak o uzaklaştığında çakal ebeveynler ine yaklaşabilir. Yavrularını çağırıyorlar. Ve tüm aile yeni bir ine doğru kaçıyor. Solo ise hiçbir yere gitmiyor. Bir ailesi olsun istiyor. Güneşin doğuşunu yakalayamazsınız. Saat 19. Saat 19. Çakalların yeni ini tam bir kale. Karınca tepeciği geldikleri gibi büyük ve güçlü. Yavrular güzelce yerleştiler. Fakat ebeveynleri hala tehlike altında. Sanki bir başka ziyaret bekliyormuş gibiler. Ertesi gün oldu ve Solo yeni çakal ailesinden henüz uzaklaşmadı. Dünden beri düzinelerce kilometre seyahat etmiş olmalıydı. Ancak olduğu yerde kaldı.
Yavrular yeni yuvalarından çıktıklarında Solo onları bekliyordu. Çakallar henüz onu görmedi. Fakat anne yavrularını güçlü bir disiplinle yakınında tutuyor. Solo daha da yaklaştığında onu gördüler. Bu sefer farklı bir yöntem uygulayacak. Eğer çakal ailesi yavruları paylaşmayacaksa onları kenara itmek zorunda kalacak. Yaban köpeklerinde alfa dişi in etrafında bir numaradır. Yavrular inin içindeler. Solo girişe hakim oluyor. Birkaç saat sonra çakal ebeveynler geri çekiliyor. Solo'nun artık yeni bir ailesi var. Solo, kustuğu antilop gibi güzel bir yiyecekle yavruların dostluğunu en başta kazanıyor. Yaban köpeklerinin de çakalların da yavruları bu şekilde beslenir. Solo'nun onları iyi besleyeceği açıktır. Peki ama koruyabilecek mi? Solo bu sırtlanı tanıyor. Fakat sırtlan yavrulara çok yaklaşıyor. Solo'nun mesajı çok açık. Daha fazla yaklaşma. Ertesi gün Solo kıymetli hazinesiyle birlikte inin kontrolünü elinde tutmaya devam ediyor. Çakal ebeveynler umutsuzca yavrularını kurtarmak için geri döndüler. Çakallar akıllıdır. Baba Solo'yu oyalarken anne yavruları beslemek için dışarıya çıkarmak üzere inin arkasına dolaşıyor. Korku yavruları ine girmeye teşvik ediyor. İkinci günde Solo ailenin yuvasına hükmediyor. Ancak iyi ebeveynler umudunu asla yitirmez. Üçüncü gün. Solo alıkoyduğu yavrularla birlikte çakal ininin kontrolünü hala elinde tutuyor. Sürekli tetikte bekleyerek anneliği iyi götürüyor. Gerçek ebeveynleri kenarda tutuyor. Ve yeni annelerine yakınlaşan yavrulara güzel yiyecekler sağlıyor. Solo yavruları o kadar yakından koruyor ki ebeveynler onlara yaklaşamıyor.
B planına geçme zamanı. Solo'nun sakinleşmesini bekleyecekler. Yavruların tamamen yuvadan çıktığından ve koşmaya hazır olduğundan emin olacaklar. Ve daha da yaklaşacaklar. İşe yarıyor. Solo gafil avlandı. Çakallar saniyeler içinde kaçmayı başardılar. Solo bir kez daha yalnız başına. Bir ailesi, av arkadaşları ve sürüsü yok. Solo karınca ininde yorgun bir köpek olarak kaldı. Yeni nemli sezonun ilk yağmurları gecikiyor. Yağmurlar Mombo'yu yeşil bir örtüyle bambaşka bir hale getirecek. Antiloplar bu dönemle birlikte yavrularını doğururlar. Yiyecek çok bereketlidir. Yırtıcılar için de iyi bir zamandır. Çakalların da doğum ve yavrularını yavru geyikseliyle besleme zamanıdır. Yiyecek fazlalığı çakal yavrularının hayatta kalmasını destekler. Yiyebilecekleri kadar çok yerler. Ve fazlasını da ine taşırlar. Solo'nun çakal ailesi karınca tepeciğine dönmüştür. Yavrular doymak bilmeyen iştahlarıyla 2 haftalık olmuşlardır. Bir tanesi çiğneyebileceğinden daha fazlasını ısırıyor. Yemek sonrası oyun zamanı. Solo geri döndü. Hevesli görünüyor. Fakat çakalların başka bir sorunu var. O da Solo'nun sırtlan arkadaşı. Sırtlan inden gelen yiyecek kokusunu alabiliyor. Yavrular tehlikede. Çakal baba harekete geçiyor. Fakat baba sırtlana rakip olamaz. Çakalların yardıma ihtiyacı var. Ve bir kez daha Solo inanılmaz bir şey yapıyor. Solo kendi yavrularını koruyormuş gibi bir annelik dürtüsüyle saldırıya geçiyor. Sırtlan pes ediyor. Solo seçimini yapmıştır. Bundan böyle çakalların yanında yer alacaktır. Bu savaş onları müttefik yaptı.
Koruyucu ve besin sağlayıcı olarak Solon'un bu aile üzerindeki etkisi büyüktür. Normalde her bir çakalın sadece bir yavrusu hayatta kalır. Solon'un desteğiyle burada dördü de başardı. Solon'un sırtlanlardan ayrılışı tamamlandı. O artık çakallarla kalacak. Ve şimdi yeni evinden geçen çok geniş bir göç grubunun ulaşabileceği noktada yer alıyor. Bunlar oldukça büyük komşular. Filler de iyi ebeveynlerdir ve yırtıcıların yavrularının yakınında yer almasını istemezler. Yaban köpeklerine müsamaha etmezler. Okavango'da mevsim değişimi açık ve nettir. Her gün gök gürültülü fırtınalar yaşanır. Başlangıçta gürültülüdür. Sonrasında yağmur başlar. Solo şiddetli sağanakta dahi ailesini korumayı sürdürür. Bu defa yalnız başınadır. Çakal ailesi bu sürenin geçmesini bekler. Son fırtınalar Mombo'da yaşanan tek büyük olay değildir. İlk defa, çok uzun zamandır ilk defa, geniş bir yaban köpeği sürüsü yaklaşmaktadır. Ve Solo rotaları üstünde yer alıyor. Keşif görevindeki çetin bir avcı ve savaşçı gücüne ait 16 tane yaban köpeği. Gün boyunca koştuklarından su içme ihtiyacı duyuyorlar. Günün sonuna kadar burada dinlenecek ve hava serinlediğinde tekrar harekete geçecekler. Ve sonra Solo'nun bıraktığı koku işaretlerini ve ardından da Solo'yu bulma ihtimalleri olacak. Onu ya kabul edecekler ya da öldürecekler. Birkaç kilometre ötede Solo çakal ailesiyle birlikte dinleniyor. Dört yavru da ilk zorlu aylarından Solo'nun yardımı sayesinde kurtulmayı başardılar. Artık yaklaşan köpek sürüsünden habersiz kocaman bir aile olmuş durumdalar. Birkaç saat içinde Solo'nun hayatı sonsuza kadar değişebilir. Fakat daha acil bir sorun yaklaşıyor. Solo ile aslan arasında tek bir küçük çakal duruyor. Ah!
Solo bu alarma aşina. Ve şimdi aslanı da gördü. Çakallar güvendeler. Uyarıları Solo'nun aslanlarla arasına mesafe koymasını sağladı. Sadece bir kilometre ötede yaban köpeği sürüsü gece avına hazırlanıyor. Yola koyulmadan önce koku işaretleri bırakıyorlar. Solo'nun bulunduğu yere ilerliyorlar. İşte bu kadar. Solo gece seslerinden haberdardır. İşte sürü. Artık tecritte geçen yılları son bulabilir. Fakat acaba diğer köpekler onu kabul edecek mi? Aralarında kendilerine ait ona saldırabilecek güçlü dişileri vardır. Bu büyük bir risktir ve manevi ailesinden ayrılmak zorunda kalacaktır. Köpekler yaklaşıyor. Solo bu köpeklerden kaçınması gerektiğini hissediyor. Güçlü içgüdüsü ona kaçmasını söylüyor. Köpekler çakal ininin menziline girer ve Solo'nun koku izlerini bulurlar. Solo kaçmakta haklıdır. Çok fazla köpek gelmiştir. Sadece iki veya üç tane olsalar da onlara katılabilirdi. Fakat bu kadar geniş bir sürü ona karşı çıkarsa kurtulma şansı olmaz. Ertesi gün çakal ini arı kovanı gibidir. Ziyaretçi köpek sürüsü ayrılmıştır ve Solo geri döner. Mesajı koklayabiliyordur. Yaban köpekleri Mombo'ya dönüyorlar. Belki bir gün birlikte olabileceği doğru köpekleri bulur ve yeni bir sürü oluşturur. Ama belki de zaten ihtiyacı olan şeyi burada, manevi çakal ailesiyle bulmuştur. Onun yardımıyla hepsi hayatta kalmıştır. Burada kalmayı seçerse bir geleceği olacaktır. Solo her ne yaparsa yapsın, bir şey çok açıktır. Artık hiç yalnız olmayacak. Film yapımcısı Richard Matthews anısına 1952-2013.